C düşürür. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını, gerektiğinde bedel ödeme ve ödetme azmini görmek istemeyenler sahada da masada da cevaplarını alacaklardır. Sakarya gaz sahasındaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bir kez daha doğal gaz rezervi keşfimizin ve arkasından gelecek yeni keşiflerin ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan elde edeceğimiz gelirin milletimize, umudunu bize bağlamış tüm dostlarımıza ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkemize ve milletimize bu sevinci yaşatan kurumlarımızın tüm mensuplarını, sahada çalışan personelimizi, süreçte emeği ve katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Özellikle bu sürece öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e bir kez daha ekipleriyle beraber teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet. Şimdi önce Berat Albayrak Bey'i dinliyoruz. Buyurun. Önce Berat Albayrak Bey'i dinliyoruz. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, hakikaten bugün ülkemizin, Türkiye'mizin milli enerji politikaları açısından, ekonomisi açısından çok tarihi bir gün. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Hakikaten Türkiye olarak bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bu günlerde ülkemizin geleceği açısından da çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Tabii bugünün bizim için ekstra şöyle bir anlamı var. Milletimizin tarihinde Ağustos ayı hepimizin malumu zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a kadar, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar hakikaten Ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir Ağustos ayında 10 yıllardır süre gelen özellikle enerji alanında ülkemizde hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz, büyük şanlı bir zafere imza attığımız aslında bir sürece de şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla bu da ayrıca bizim için çok büyük bir övünç kaynağı. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi olmak üzere ülkemiz savunma sanayinden birçok alana büyük ve güçlü tam bağımsızlık yolculuğunda çok büyük bir adım attı. Ve bu süreç hakikaten ülkemizi, 83 milyon vatandaşımızı yarınlara çok daha ümitli ve umutlu taşıyacak Allah'ın izniyle. Tabii bugün burada ifade edilen bilgiler ışığındaki keşif ve burada ortaya çıkan gaz 83 milyonun. Ülkemizin dört bir tarafındaki Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya, Trabzon'dan Hatay'a 83 milyon vatandaşımızın her birinin övinçle, gururla büyük bir sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Açıkçası işin ekonomik boyutu itibariyle bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra çok net ben şunu ifade edebilirim ki hakikaten buradaki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımız. Çünkü yılda son 10 yılın ortalaması ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye.
Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte inşallah gündemimizden cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir döneminde inşallah başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi de ben şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerde elhamdülillah görmüş oldum. Ve Allah'ın izniyle Türkiye artık yeni bir döneme giriyor, ifade ettiğiniz gibi. Artık ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye söyleminde yeni bir sürece inşallah gidiyoruz. Ben tabii burada hakikaten bu süreçte özellikle milli enerji ve maden politikaları noktasında çok önemli bir mücadele ortaya koyan, son 4-5 yılda işte 2015, 2016, 2017'den bugüne kadar müthiş bir çaba ortaya koyan bu ekibe, başta Bakanımız Fatih Dönmez Bey olmak üzere, Bakan Yardımcımız Alparslan Bey olmak üzere, TPA Genel Müdürümüz Melihan Bey olmak üzere, bugün gemideki tüm mühendis arkadaşlar başta olmak üzere tüm bu ekibe ve onlardan da öte, hakikaten bu enerji, milli enerji ve maden politikası yolculuğunda Ertuğrul Bey, Tahsin Bey, Ömer Bey arkadaşlarımız olmak üzere ve yaklaşık 70-80 bin kişilik tüm Enerji Bakanlığı ailesindeki tüm isimsiz kahraman arkadaşlarımın hepsinin alınlarından öpüyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Muazzam bir çileli bir yolculuktan, ailelerinden de feragat ederek, çocuklarından, eşlerinden de feragat ederek günlerce bu mücadelelerle bu adımı, bu neticeyi ortaya koydukları için şükranlarımı sunuyorum. Ama hepsinden öte, Sayın Cumhurbaşkanım, başta size, ilk günden itibaren bize inanarak arkamızda durduğunuz için size şükranlarımızı sunuyorum. Ve her şeyin ötesinde Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ki bizi başta sizlere ve milletimize mahcup etmediği için. Ve bugün bir kez daha şuna inanç ve imanla şahitlik ettim ki Cenab-ı Allah hiçbir emeği zayi etmiyor. İnanıyorsanız, çalışıyorsanız ve en önemlisi bir amaç uğruna, bir dava uğruna mücadele ediyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Ama bugün, ama yarın. Ben hakikaten 2020'lerin Türkiye'sinde kalpten ilk günden beri inandığım bu süreç Cenab-ı Allah'ın nasibiyle bugün yeni bir çağı açtığına inanıyorum. Tekrardan bu hayırlı sürecin, bu güzel büyük zaferin enerji anlamında, ekonomi anlamında bu güzel günün 83 milyon Türk milletine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.